Sana dedim ki banyo da benim takıntım. Aşkım. Ve sen banyoya sadece sanırım klozet ve bir orada fayans olan tek bir duvarı yarım yamalak silmişsin, bırakmışsın. Evet. Lavabo duruyordu. O yani o küvet girmeyeceğim oraya. Biz çünkü bugün banyoya girdiğimizde son 13 dakika falan evet. vardı. 13 dakika yani, falan. Yani Aysel abladan pek bir farkın yokmuş zaten. Ki ben bak bugün izlerken Aysel abla bir çıkış yaptı, dedi ki bu ev benim evimden temiz dedi. Ben zaten orada seni savundum. Dünkü benim evimden temiz. Yok bence değil. Senin evinden temiz. Bence şaka yaptın zannediyorum. Abla yani lütfen abla rica ediyorum ya. Aysel ablanın evinden daha pis bir evdi. Ama sen iddialıydın. Ben gerçekten elimden geldiğini yaptım. Fritöz neden hiç olduğu gibi duruyor? Hiçbir şekilde el sürülmemiş. O mutfaktaki ev yerinin altındaki dolap da aynı şekilde. Yani madem hani mutfağa çok böyle canla başla girişecekti, işte öncesinde orayı yumuşattı falan, onlar niye duruyor? Hayal kırıklığına uğradım çünkü mutfakta hayatım. He, anladım. Hı-hı. İnşallah ben de seni hayal kırıklığına uğratmam. Peki, inşallah. Evet, yorumun için çok çok teşekkürler. Artık senin puanını alalım. Tabii ki. Ucunda 10 bin lira olan bu yarışmada evet. verdiğin puan arkadaşının kaderini belirleyecek. Evet. Peki sen bu yolda arkadaşına kaç puan verdin? 2. 2 puan verdin. Evet. Peki bir şey sormak istiyorum. Aysel Hanım'ın evi buradan kirli miydi, pis miydi? Aysel Hanım'ın evi pis değildi. Buradan daha temizdi. Buradan daha. Peki Aysel Hanım'a kaç puan vermiştin? 3 puan vermiştim. Zaten orada da söyledim, belirttim. Zaten onun da hakkı aslında 2 iken ilk gün bize kılavuzluk etmiş olması. O artı 1 puanı ilk gün olduğu için vermiştim. Artı 1 puan oradan verdim. Fakat ben bu puanı da neden verdim bu pis eve? Söylediği şeyin arkasında durmamasından ötürü verdim. Yani ben burada hiçbir yer bitmese bile o mutfağın pırıl pırıl bir şekilde çıkmasını beklerdim Gülşah'tan. O zaman olur muydu senin için? Aa evet, yani en azından iddiasının arkasında durdu diyeyim. Aysel ablaya eğer 3 verdiysem o zaman 4 verirdim. Bunu da söylüyorum. Verdiğim puanın sonuna kadar arkasındayım. Gülşah'tan hiçbir şekilde bir korkum yok. Çünkü zaten daha iddiasının arkasını dolduramadı bile. Korkmuşlar. Hala korkuyorlar. Gerçekten korkmuşlar. Neyden korkacağız? Bilemiyorum. Gördük zaten. Peki. Esra, senden devam edelim. Sen geldin gördün. Koltuk siliyorduk. Ev bayağı kötüydü. Evet, bugün ev yetişmedi. Sence neden yetişmedi? Sen olsaydın nereden başlardın? Gördüğün eksikler nelerdir? Senden de hızlıca bir alalım. Buyur. Ben bayağı bir uzun konuşacağım. Niye? Aynı hayırdır? Gibi. Bayağı bir böyle mutfakta görünce bir şok oldum. Bayağı bir mutfakta şok oldunuz. Yani banyo yetişmedi, salonda da İddia belki çıktı. Bir yerler var mı? Neden İddia. Mutfağı bu kadar taktınız onu anlamadım. Takıntısı. Banyoya yetişmedi. Hiçbir yer yetişmedi. Mutfak zaten. Ben neden yetiştiremediğini buldum aslında. Çünkü sıralama yapmadan iş yapıyorsun Gülşah abla. Tamam, o yağ sökücüyü biraz önce arkadaşıma da söyledin ya. Yağ sökücüyü sıktın madem. Yağ sökücüyü sıkarken burada camla uğraşacağına, oradaki bulaşıkları cam kenarın etmeyip de en azından bulaşıkları yıkasaydın yani. Güzel, harika, güzel konuştun. Ben bu evi adam etmeye çalıştım. Anladım. Ve yine aynı şekilde konuşacağım ama hakkı buydu. Bundan daha iyisi olabilir ama bir kişiyle değil, 4 saatle değil. Elimden geleni yaptım diye düşünüyorum.